Herkese merhabalar. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Bugünkü konumuz çalışma izni iptal edilen yabancılar kaçak kalmamak için neler yapmalı? Bugün onlardan bahsedeceğiz. Çalışma izni iptal edildi ama siz kaçak kalmak istemiyorsunuz. Neler yapmanız gerekiyor? Bugün onlardan bahsediyoruz sizlere. Birlikte videonun sonuna kadar izleyip dinleyip görelim. Çünkü bu videoda birçok yerde bulamayacağınız bilgileri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle ev işinde çalışanlar şunu bilmesi gerekiyor ki ev işinde çalışma izniniz iptal edildiyse bir yıl boyunca turistik ikamet izni alamayacaksınız. Ne dedik arkadaşlar? Eğer ev işinde çalışma izniniz iptal edilmişse bir yıl boyunca turistik ikamet izni alamıyorsunuz. Peki diğer ikamet izni türlerinden alabiliyor musunuz? Yani siz turistik olarak başvuru yapamıyorsunuz ama diğer ikamet izni türlerine örnek olarak evliyseniz evlilikten öğrenciyseniz öğrenci olarak veya Türkiye'de bir tedavi görüyorsunuz tedavi amaçlı ikamet izni almanızda herhangi bir engel yok. Diyelim ki bu şartları da taşımıyorsunuz. Bunların da hiçbirine müracaat edemiyorsunuz. O zaman çalışma izniniz iptal edildiği zaman size 10 gün zaman veriliyor arkadaşlar. 10 gün içinde eğer Türkiye'yi terk ederseniz herhangi bir giriş yasağı hakkınızda alınmayacak arkadaşlar. Endişe etmeyin. Yani diğer ikamet izni türlerini taşımıyorsunuz. En azından 10 gün içinde çalışma izniniz iptal edildiyse çıkış yapın. O zaman deport edilmeyeceksiniz. Daha sonra tekrar ülkemize geliş yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada herhangi bir sorun yok. Peki şirket çalışanlarında durum nasıldır? Şirket çalışanlarında da durum şudur. Çünkü bir sürü yabancı biliyorsunuz şirketlerde de çalışıyor. Yani herkes ev işinde çalışmıyor. Onlarda da durum şu şekilde. Eğer çalışma izni iptal edildiyse 10 gün içinde ister turistik ister şartlarını taşı, taşıdıkları diğer ikamet izni türlerinden bir tanesine başvuru yapabilirler. Herhangi bir engel yok. Arkadaşlar biz başvuru uluslararası danışmanlık grubu olarak bütün bu konularda çalışma izninin alınmasında Çalışma izin uzatılmasında, ikamet izine geçiş başvurularında tüm bu konularda ister danışmanlarımızla ister avukatlarımızla siz değerli yabancıların hizmetindeyiz arkadaşlar. Bizleri izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.